Merhaba, oyunumuza başladık. Öncelikle kapıları kapatmamız gerekiyor her girdiğimiz evde, çünkü sonra tekrar eve girerek stamina dolduruyoruz. Hemen arabayı tamamlamışlar ama şu an ne eksik? Anahtar eksik, anahtar oluyorlar. Diğer evlere bakalım. Oyunda en önemli şey en hızlı şekilde evleri yağma yapmak. En iyi karakter olarak da şu an kullandığım karakter çok iyi, çünkü staminası ve koşusu hızlı. Diğer karakterlerde cebine ne alırsa alsın koşu olmadıktan sonra hiçbir işe yaramıyor. Evet, buraya da girelim. Buraya girmişler sanırım. Evet, burada hiçbir şey bırakmamışlar. Aman tanrım, araba. Neyse, arabayla gidelim. It worked. It actually worked. Erken bitti biraz. Evet, tamamlamışlar arabayı, anahtarı da bulmuşlar. Oyun erken bitti ama ben bunu getiririz. Evet, Tommy olarak oyuna devam ediyoruz. Tommy'yi çağırmış birisi. Bizi de Tommy olarak oyuna soktu tekrar. I gotta get out of here. Now. Tommy oldukça sessiz yürüyen bir karakter. Bunu sağ alt köşedeki haritada görebiliyoruz. Orada koşarken baloncuklar çıkartıyor, ses baloncukları. Bunu da Jason duyuyor. En sessiz karakterlerden bir tanesi. Oyunda gemi, araba ve telefon kullanarak polis çağırabiliyoruz. Geminin eşyaları gemiye yakın yerlerde oluyor, evlerde oluyor. Aracın anahtarı da araca yakın evlerde oluyor. Ona dikkat ederseniz kolay şekilde bulabilirsiniz. Ve tuvaletlerde sprey oluyor. Tuvaletlerden de sprey bulabilirsiniz. Bir haritada tamamen tuvalet şeklinde büyük tuvalet var. Onun içerisinde iki tane sprey var. Onlar oradan kolayca bulabilirsiniz. Evet, sigortayı bulduk. Telefonu halledersek polis çağırabiliriz. Neresi bir İsviçre çakısı bulduk. Bununla Jason'ın tuzaklarını da iptal edebiliyoruz. Çakıyı kullanarak kareye basıyoruz. Kareye basınca iptal ediliyor. Şimdi
telefon olan evi bulmamız gerekiyor. Telefon olan evin her zaman yeri değişiyor map'te. Telefon olan evi bulduğumuzda sigortayı takarak tamir edip polisi arayabileceğiz. Jason'ı küçük map'te görev gibi oluyordum. Bayağıdır da görmüyorum, herhalde tuvalete falan gitti. Adam yok oldu yani. Veya bana rast gelmiyor. Jason geldiğinde zaten müzik değişiyor tamamen, kendi Jason müziği çalıyor. Ondan dolayı oradan anlayabiliyoruz Jason'ın geldiğini. Haritada da çıkıyor zaten, gözüküyor. Jason geldiği zaman en iyi taktik insanların içine kaçmak. İnsanların içine kaçarak onlara musallat olmasını sağlıyorsunuz. Siz de o arada kaçıyorsunuz direkt. En iyi taktik olur yani. Direkt insanların içine koşacaksınız. Ve evlerde stamina toplayacaksınız evlere gerek. Staminanızı doldurarak diğer eve geçeceksiniz. Kırık pencerelerden geçmemeye çalışın. Çünkü bu canınızı götürüyor ve direkt ölüyorsunuz. Evet, hala rastlayamadık telefon bulunan eve. Arıyoruz, yok. Aslında gemiyle de kaçılabiliyor ama gemi pervanesini geminin yakınlarındaki evlerde bulunuyor tabii ki. Gemiyle de kaçmak çok kolay oluyor. Sadece benzin ve pervane kullanıldığı için çok basit yani. Oyunda çok ses çıkaran karakterlerin yanına fazla yaklaşmayın veya yanınıza gezdirmeyin onun gibi insanları. Anında Jason size yapışacaktır yani, peşinize yapışacaktır. Ondan dolayı o tip karakterlerden uzak durun yani. Tek başınıza dolaşmanız daha akıllıca oluyor. Arıyoruz, yok. Hala telefon arıyoruz. Jason'ı haritada görüyorum ama hep uzaklardan. Evet, bulduk sigortayı. Telefonlu evi bulduk. Tamam, şimdi telefon açalım diyecektim. Başka bir sinyalim açıyor. Please get out here. No, this is not a prank. Oh my god. Please. Baba. Bağırıyor. Yardım istedi. Baba hadi. Polis baba geliyor, evet. Neyse. Bekleyeceğiz artık. 4 dakika sonra polis geliyor. Oradan direkt kaçabiliyoruz yani. Ana yolda oluyor zaten polis. Ana yolun bir rastgele bir ucuna geliyor. Neyse, bu arkadaş yapıştı peşimize. Ses çıkaran karakterlerden adam. Oh fuck, who is that? Burada birini öldürmüş işte. My god, I can't look. Ama ne yapalım? Dursun yanımızda şimdi. Evet, ses çıkardı. Pasır pusur geldi. Jason geldi. Evet. Jekyll, müzikler başladı. Evet, şimdilik kurtuldum. Yani Jason ağırdan mı alıyor yoksa anlamıyor mu diyeceğim, anlayan bir adam var mı?
Oo, yanımda sprey vardı, pardon. Arkadaş sakat sakat geziyor burada. Evet, bir daha çakı buldum şansını. Adamı öldürdü sana. Kurtaramadım. Gitti. Evet, biz kaçacağız direkt zaten. Müzik susana kadar kaçarsanız ondan sonra eğilerek bekleyince zaten direkt kurtulmuş oluyorsunuz. İki dakika 30 saniye var şu anda polisin gelmesine. Jason bizi bırakmadı. Evet, girip stamina dolduralım. Staminamız full. Evet, Jason zaten güçlenmiş. Kapıyı aldır diye kırdı. Evet. Uyku. Şimdi fazla koşmamaya çalışıyorum çünkü staminam bitmediği sürece beni yakalayamaz diyesin. Burada bir arkadaş gördüm. Hemen ona yanına gideceğim, onu öldürsün. Burada Türk bir arkadaş galiba. Türkçe bir intim. Evet, onu öldürürken ben kaçabilirim. Yardım edemedik. Gitti. O da gitti. Harika. Stamina azıcık doldurayım. Anam geçemiyoruz. Haydi. Evet, kapıyoruz. Nasıl bir Jason sen? Yakalayamadım. Bizi yakalayamadı. Evet, direkt eve kaçıyoruz. Staminamız bitmek üzere. Böyle yerlerden geçtiğimizde canımız gidiyor ama spreyimiz olduğu için geçebiliyoruz. İkinci katlardan da atlamamaya çalışın çünkü atladığınızda sprey gerektiriyor, yoksa ölürsünüz. Kolunuz çıkıyor çünkü omuzunuz çıkıyor. Evet. Stamina doldururken böyle bir tarafa bir tarafa geçebiliyoruz. Buradan daha güzel de olacak. Hop. Delirdi şu anda sinirden. Evet, bizim olduğumuz tarafa geldi. Evet, bitti. Artık yapabileceği bir şey yok. Zaten iki tane çakı vardı. Onları saplardım, kurtulurdum. Yapabileceği bir şey yok. Evet. Evet, biz kazandık. Mommy is proud of you, Jason. Mommy'si çağırıyor. It's time to come home now. Good boy.